Ahmet Turan Alkan bugün gazetecilik tarihine geçebilecek bir savunma e, yaptı. Fikir suçu tarihe gömüldü. Fikir suçlusuyum yani. Ne yazık ki ülkemde hortlatılıyor yeniden. İstenen cezayla eylemler arasında ağır orantısızlık söz konusu. Dördüncü ve muhtemelen son duruşma 11 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak. Ağır siyasi baskı altındaki mahkeme muhtemelen en üst seviyede ceza yağdıracak biz gazeteci yazarlara. Yazdıklarımla ve fikri duruşumla gurur duyuyorum. İktidardan özür dilemedim ve dilemeyeceğim. Öyle bir mahkeme yargılıyor ki beni delil veya savunma yerine Hazreti Musa gibi turdağından kucağımda ilahi on emiri getirsem bile aldırış etmeyecekler. Hazreti Cebrail nüzul etse onu da tutuklamaya kalkışabilirler. Mahkemeyi etkileyecek kaynağı biliyorum ama o merciye seslenmeyi de ilk duruşmadan beri zul saydım zul sayıyorum. Onun lütfuyla zindandan çıkmaktansa onun zulmüyle hapis yatmayı tercih ediyorum. Benim için şereftir, iftihar kaynağıdır. Herkes bir daha bilsin ve duysun. Bu politik bir dava. Aslı olmayan, hukuksuz, gülünç, maskara bir dosya. Bana ağır müebbet verebilirler. Ama hukuken mahkum ve daha önemlisi mahcup edemezler. Hapiste tutabilirler ama inandırıcı bir suç isnat edemezler. Bu zindanda beni öldürebilirler ama asla utandıramazlar. Suç delili diye ortaya konulan şeyleri ben gururla sahipleniyorum. Evet, ben Zaman Gazetesi'nde yazdım. Evet, savcının suç delili diye 3 yıldan sonra dosyaya iliştirdiği yazıları ben yazdım. Hiç pişman değilim. Kalemimin hakkını verdim, yolsuzluğu alkışlamadım, hırsızlığı çikolataya bulayıp hazmetmedim. Zalimlere yağ çekmedim, görmezden gelmedim. Evet, ben Ahmet Turan Alkan. Zaman yazarıyım, muhalifim. Evet, vaktiyle iktidarın canını sıktım, hala da başını ağrıtıyorum anladığıma göre. Boğazımı kesen bıçağı yalamayacağım. Zalimden af dilemeyeceğim.